formayı kaptım. Bir daha Korcan abi zor gördü diyor musun? Ya öyle demeyelim de rekabet içinde mesela, antrenmanlarda devam edeceğiz rekabetimize yani. Niye şampiyonluk röportajlarında öyle demiyordun? Yaşlandı artık. Formayı bize vermesi yok, lazım. Yok canım. Korcan abimiz yaşlı da devam eder gider yani. Böyle eski topraklardan. Nasıl? Sıkıntı olmaz. İlk 11'de forma giymek Ankara içinde. Ya, uzun tabii zamandır ki de, hayalimdi büyük ihtimalle. Yani tabii ki de uzun zamandır istediğim bir şeydi. Çok şükür bugün nasip oldu. 1-0 geriye düştük. Kopmadık oyundan. Biliyorduk çünkü hani asla bırakmadık oyunu. Çok şükür kritik bir dakikada gol de bulduk. Alihan kafayla iyi bir gol attı. Devre arasında da konuştuk zaten asla oyundan düşmeden. Kompak hocamızın dediklerini ikinci yarıya da yansıttık. Çok şükür gol de bularak iyi bir galibiyet elde ettik. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu galibiyeti devam ettirir. Ankara gücünün hak ettiği yere Süper Lig'e çıkarırız inşallah. Maçtan önce tribünler seni çağırdı. Evet, evet. Nasıl bir duyguydu? Ya, güzel bir duyguydu, güzeldi. Yani, altyapıdan çıkan futbolcu açısından çok daha özel. Ya tabii ki de. Sonuçta kulübün altyapısında oynuyorsun, çıkıyorsun, A takımıyla maça çıkıyorsun. Güzel duygular. Tarif edilemez duygular yani. Çok şükür. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Maçlar da daha iyi. Dersler nasıl gidiyor? Abi dersler daha gitmiyor. Bizim sınavlar başlamadı ya, çok okula uğrayamıyoruz daha. Daha gidiyor diyemem ya. Çalışkan ya. Daha gitmiyor yani. Ya yani, görüşürüz abi. Twitter'da soracağım demiştim ilk röportajda. Röportaj yapıyor muyum? Şu anda röportajdayız tamam, abi. İlk sorun bu olacak demiştim. Şimdi maça daha gelelim. Daha gitmiyor abi. Kafayı kullanıyorsun. Çok kafa, güzel kafa. Deneyeceğiz her yeri. Yani bugün yeni öne geçiren galibiyet golünü attın. Evet. Nasıl gidiyor? 8 maçlıkta bir seri var. Bir beraberlik var sadece 8 maçta. Abi gittikçe sen de fark etmişsindir. Şimdi rakipler bizi hedef olarak görmeye başladı. Çünkü çıkış içindeki takım her zaman hedeftir. Onlar da bir çıkış yakalabilmek için her zaman bizi gözüne kestiriyorlar. Bu maçta da Denizli gerçekten bize zorluk çıkardı. Zaten hedef takımlara karşı daha iyi oynayan bilen bir takım. Kontra atak oyuncuları iyi olan bir takım. Yani zor geçeceğini biliyorduk aslında ilk yarı. Tam istediklerimizi yapamadık yani baskıyı kurabilsek erkenden belki erken bir gol bulabilsek sonuç böyle olmayabilirdi. İkinci yarıda özellikle 45. dakikada gelen gol bizim işimizi çok rahatlattı. İkinci yarıda da baskıyı kurduk, golü belki birkaç pozisyonumuz var daha önce de bulabilirdik. Evet. Bana nasip oldu gol, mutluyum tabii yani hep gol atıp takıma katkı vermek istiyorum, performansa katkı vermek istiyorum. Gol atamadığım zaman mücadelemle katkı vermeye çalışıyorum. İşimiz bu yani biz oynuyorsak biz katkı vermemiz lazım. Şimdi zorlu bir seri var. Korcan sen de gitme istersen. Biraz önce Altay bir daha formayı zor alır diyor. Valla forma işi tabii kızıştı biraz. Önümüzdeki hafta daha iyi çalışmam lazım. Yaşlandı falan da diyor artık. Zaten bana gelmesi lazım. O kadar eski değil de toprak falan yani. Dedi. O kadar değil de. Valla tebrik ediyorum kendisini. Geçen maçta sonradan oyuna girdi. İyi adapte oldu. Bu maçta da iyi bir maç çıkardı. Tabii daha yaşı çok genç. İnşallah çok daha iyi bir performanslar sergileyecek. Umut'un performansını nasıl görüyorsun? Ama bir şey demiyorum. Gol atsın yeter ya bize. At beceriyor diyorsun. Aynen. Umut zor bir seri geliyor. Şimdi zor maçlar var. Ya bizim için daha güzel geçecek diye düşünüyorum. Çünkü Eskişehir'de böyleydi. Hedef maçlar bizim için daha güzel. Rakibimiz de bize karşı galip gelmek için oynayacak. Çünkü Giresun'da evinde bize karşılaşacak. Şimdi önünde bir maç var. Biz kazandık. Onlar ayrı stresle çıkacaklar. Sonuç ne olacak o da merak konusu. Ümraniye ile Giresun'u biraz strese soktuk. Onlar bu maçları oynasınlar. Sonraki sürece bakacağız. Biz de Giresun'a iyi hazırlanacağız. Her golden sonra aynı soruyu soruyoruz. Hedef kaç gol? Abi hedefi söylemeyelim. Böyle devam etsin. Ata devam etsin lig sonuna kadar. Tamam çok teşekkür. Hadi kolay gelsin abi. Kırmızı kart görmeden bitirirsem mucize olur diyordum. Tam 2 dakika sonra sen ilk golü attın. Biraz sertlik var ama şimdi gözden falan da belli. Evet. Yaralanmışsın da. Ne diyorsun bugün? Bak ilk Rize maçında golünü attın, öne geçirmiştin takımı. Evet. İstanbul maçında galibiyet golünü getirdin, bugün de yine beraberlik evet. golünü getirdin. Ya yani kritik goller de atıyorsun bu taraftan. Ya şimdi attığım goller tabii ki hiçbir şey tesadüf değil. Yani çalışıyoruz, taktiksel anlamda hocamız bize varyasyonları yaptırıyor. Bana denk geliyor, o da doğru zamanda doğru yerde olmakla alakalı. Sarı kart pozisyonunda da çok şanssız ve gereksiz birazcık hakem oyunun ateşine yenildi kendisi herhalde. Çok şanssız bir sarı kart gördüm. Ondan sonra da oyun biraz sertleşti. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kendi seyircinin önünde oynuyorsun. Dengeli ve aynı zamanda birazcık vahşi saldırgan oynaman lazım galip gelebilmen için. Kırmızı kart görebilirdim ama görmeden bitirdiğim için mutluyum.
Yani sonuçta hani sarı kart görüyorsunuz. Kendi saha ve seyircinizin önünde oynadığınız zaman elinizden geleni fazlasıyla yapmakla mesulsünüz. Hani sarı kart gördüm kendimi geri çekeyim dersen olmaz. Her zaman ileri. Geri vites yok. Bunu mu anlattın? Ne anlattın? Yani golü attım. Bana denk geldi. Dediğim gibi şans değil bütün bunlar. Hepsi çalışılmış varyasyonlardır. Teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Kariyerin de hiç bu kadar gol attığını görmem olmuş mu? Özellikle 12-12 yaptım. Gol kuralında iddialı mısın? Şimdi abi yani ilk yarıda bir an sezon genelinde 3 ile 6 golü genelde buluyordum ama bir geçen sene hariç. Ama onun dışında ilk yarıda bu kadar kısa maç arifesinde 3 golü bir anda ilk defa buluyorum. Benim için de bir ilk oluyor. Erdem'in etkisi var mı? Tabii ki. Yani Erdem abinin etkisinin olması artı hafta içi hocamızın bize gösterdiği taktik varyasyonları çalışıyor olmamız bunun tesadüf olmadığını gösterir. Umut'tan daha fazla atarım sana diyorsun. Estağfurullah. O atsın ben tutayım. Benim ilk asli görevim tutmak, santraforları durdurmak. Gol benim için ekstra. Mutluyum. Sen geçen seneki kadrodan kulüpte kalan nadir futbolculardan bir tanesisin. O arkadaşlık ortamı yeni kadroda da artık oturdu gibi geliyor. Çünkü tabii bu ki, tabii. Sahanın içerisindeki uyumdan belli oluyor. Tabii. 8 maç oldu. 8 maçtır yenilmeyen bir takım var. Ne diyorsun hedef bu sene nasıl olur? Ya tabii ki bunda böyle bir mücadele var. Bundan sonra daha da sert. Tabii ki. Özellikle camiamızın isminden dolayı bize gelen takımlar bir hayli fazlasıyla konsantre oluyorlar diye düşünüyorum. Birlik beraberlik konusunda da hocamızın bayağı bir birleştirici ve bütünleştirici etkisi olmuştur. Yeri gelir bizimle abi kardeş gibi, yeri gelir bir baba oğul gibi, yeri gelir sert bir hoca. Çok disiplinliyiz. İşimizi çok konsantrasyonlu yapıyoruz. Biraz maddi sıkıntılar var. Tek derdimiz sıkıntımız o ama onları da aştık. Aşacağız. Devam inşallah ilerleyen haftalarda gelir. Sözü hocama bırakayım. Ben çok teşekkür ederim.